Selam. Zero Matematik Kampımızın 78. adımına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Artık EBOB ECO'yu bitiriyoruz arkadaşlar. Son zero testteyiz. EBOB ECO zero test 3'ü çözeceğim size. Hemen benimle beraber Zero Matematik Kampı video ders kitabınızı açıyorsunuz. Hatta sayfa numarası da size özellikle veriyorum. Sayfa kaç biliyor musunuz arkadaşlar? Sayfa 156. 156-157 burada 15 tane soru var. Bu 15 soruyu didik didik edeceğiz. Biraz daha problem problemvari sorular. EBOB ECOG'un sayısal sorularından ziyade problem soruları. Bunları çözeceğiz ve 15 sorunun sonunda EBOB bitmiş olacak. Sonra yeni bir üniteye 79. adım itibariyle 1. dereceden denklemlere başlıyor olacağız arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmiyorum ve 1. sorumla başlıyorum. Buyurun. Evet. Evet gördüğünüz gibi karşınızda zero test 1, zero test 2 ve ben şey zero test 1, zero test 2 diyorum ya. Zero test 3'ün birinci ve ikinci sayfası ben birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. Bir tık daha şöyle yakınlaştım. Eni 200 metre ve boyu 180 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın etrafına köşelere de dikilmek şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre en az kaç ağaç dikilir diyor. Arkadaşlar hemen 200 ile 180'in önce neyini buluyoruz? Ebo bunu buluyoruz. Çünkü bize bütünden parçaya doğru gitmemizi istiyor. Şimdi 200, 180. Her ikisini de 10'a böldüğüm zaman burada 20, burada 18 kalır. Demek ki 10 bunlar için bir ortak bölen. Yine 2'ye bölüyorum. Burada 9, burada 10 kaldı. Yine 2 de bunlar için bir ortak bölen. Geri kalan 10 ile 9 aralarında asal olduğu için başka ortak bölen yok. Demek ki arkadaşlar 10 çarpı 2'den 20'dir. Bu sayıların EBOB'u. Bununla bunun EBOB'u kaçmış? 20'ymiş. Çok güzel. Şimdi... En az kaç ağaç gerekir? Bunu, bunları yapmıştık sizlerle beraber. Bakın şöyle bir dikdörtgen var elimizde. Burası ve burası arasındaki mesafe ne kadar? 200. Şurası 200. Bakın arkadaşlar. 200'ü eşit 20 aralıklara böleceğiz. Eğer 200'ü 20'ye bölersek arkadaşlar burada 10 yapar ve bu 10 aralık sayısı. Şimdi 10 tane aralık varsa 10 artı 1'den 11 tane ağaç var demektir. Burada 11 ağaç var. 11 ağaç da burada var etti size 22 ağaç. Şimdi bak. Burayı hesaplayacak olursam bu iki aralığı buranın boyu da 180. 180'i eğer ben EBOBA yani 20'ye bölersem 9 yapar. Bu 9 aralık sayısını verir. 9 tane aralık olduğuna göre burada 10 tane ağaç vardır. 10 ağaç da burada vardır. E toplamda 11 22 32 42 tane ağaç var. Ama bak cevap 42 değil. Çünkü biz bu köşelere dikilen ağaçları iki sefer saydık. Bak burada turuncu vardı. Ben bir tane de onun üstüne ne getirdim? mavi getirdim. Dolayısıyla köşelere çizilen ağaçları birer kez fazla saydık. O zaman 4 tane köşe ağacı buradan çıkartıyorum. Toplamda 38 tane ağaç gerekir. En az doğru cevabımız da D şıkkı olarak bulunmuş olacak. Tamam canlarım aslında bakın Ebo Pekok aksine kolay bir konudur. Zor değildir. Böyle birkaç ufak dinamiği var. Onları yakaladığınız zaman gerçekten sınavda karşınıza çıktığı zaman zor soruları karşınıza gelmez. O yüzden eee yani olaya hakim olmak lazım. Burada tek mesele olaya hakim olmak. Biraz da geçmişten gelen önyargılar var. Birileri işte Ebo Pekok zor dediği zaman sanki böyle gerçekten zor olacakmış gibi oluyor. Ama hayır hiç öyle bir durum yok. Onu tamamen aklınızdan çıkarın. Unutun. 2. Bir çiçekçide bulunan çiçekler 6'şarlı, 7'şarlı ve 8'şarlı gruplara ayrıldığında hiç çiçek artmıyor. Buna göre bu çiçekçide en az kaç çiçek vardır? Şimdi çiçek sayısına A diyelim mesela. Bunu 6'şarlı gruplara ayırdığımızda 6'nın bir katı. 7'şarlı bir gruba ayırdığımızda 7'nin bir katı. 8'erli bir gruba ayırdığımızda da 8'in bir katı oluyor ve hiç çiçek artmıyor. Demek ki çiçek sayısı 6'ya, 7'ye ve 8'e aynı anda bölünüyor. Yani 6, 7 ve 8'in aynı anda bir katı. O zaman bunların ekoklarında katı olmak zorunda. 6, 7 ve 8'in ekokunu alalım. 6, 7 ve 8 diyeceğiz. Hop şöyle çektim. 2'ye bölüyorum. Bura 3 yaptı. Bura 7 yaptı. Bura 4 yaptı. 2'ye böldüm. 3, 7, 2 yaptı. 2'ye böldüm. 3, 7, 1 yaptı. 3'e böldüm. 1, 7, 7'ye böldüm. Hepsi 1 oldu. Bunları çarparsam. Şurası arkadaşlar 8 yapar. 7 kere 3'ten de 21 yapar. 21 çarpı 8'den 168 tane çiçek olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuzun cevabı C şıkkı olarak bulunacak. Geldim 3. soruya. Evet üçüncü soruyla devam ediyorum. Soru 3. Alara'nın küpelerinin sayısı en az 64 en çok 130 olduğu biliniyor. Alara küpelerini 3'erli, 4'erli ve 5'erli gruplara ayırdığında her seferinde 2 küpesi artıyor. Buna göre Alara'nın kaç küpesi vardır diye soruyor soru bize. Şimdi bakın güzel bir soru. En az 64 en çok 130'muş. 3'erli gruplara ayırdığında 3'ün katı gruplara ayırdığında 2 tane küpesi artıyormuş. Dörderli gruplara ayırdığında dördün katı olduğunda yine 2 küpesi artıyormuş. Beşerli gruplara ayırdığında yine her seferinde 2 küpesi artıyormuş. Bunların hepsi arkadaşlar şey sayısı toplam küpe sayısı. Bunların da hepsi birbirlerine eşittir. Bu da neye eşit arkadaşlar? Bu da küpe sayısına A'yı diyelim ona da. Şimdi ikiler ortak bunu yapmıştık. Buraya 2 ekliyorum. Daha doğrusu eksi 2 ekliyorum. Eksi 2 ekliyorum. Eksi 2 ekliyorum. Eksi iki ekliyorum. Buraya da eksi 2 ekliyorum. O zaman baştaki a eksi 2 oluyor. a eksi 2 sayısı 3'ün katı. Aynı zamanda 4'ün katı. Aynı zamanda da 5'in katı haline gelmiş oluyor. Buradan sonra ne yapacağız? Buradan sonra arkadaşlar bir sayı hem 3'ün hem 4'ün hem 5'in katıysa bunların ekoklarının da katıdır. 3'ün 4'ün ve 5'ine koku da 60. O zaman a eksi 2 sayısı yani küpe sayısının 2 eksiği 60'ın bir katı olmak zorunda. E şimdi k'ya 1 versem ben a 62 olacak ama 64 ile 130 arasındaymış. Dolayısıyla k'ya 2 vermem lazım. k'ya 2 verirsem a 2 eşittir 120 olur. 2'yi karşı tarafa atarsam a eşittir 122 çıkar. 122 de zaten 64 ile 130 arasında olduğu için doğru cevabımız olarak işaretleyebiliriz. Üçüncü sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. 4 ile devam ediyorum. Kenar uzunlukları 20 metre ve 32 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin içine kenarlarına ve köşelerine eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre en az kaç tane ağaç gereklidir diyor. Şimdi yine aynı şey yapalım. 20. Evet bu soruda bir ufak bir nazar boncuğumuz var. Soruyu bir çözelim. Şimdi 32 ve 20. Yine benz yani çözdüğümüz sorulardan kenar uzunlukları bunlar bahçenin. Kenarlara, köşelere eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. En az kaç tane ağaç gereklidir diyor. Hemen ebop bulalım. 4'e bölüyorum. Bura 5 yaptı. Bura 8 yaptı. E demek ki 8 ile 5 aralarında asal olduğu için EBOB 4'müş. O zaman 32'yi 4'e böldüğüm zaman çıkan şey 8'dir. 8 ne? Aralık sayısı. Şimdi 8 tane aralık varsa 9 ağaç vardır. E 9 çarpı 9 da karşı tarafta 9 kere 2'den 18 tane ağaç oradan geliyor. Şimdi 20'yi 4'e bölüyorum. 20'yi 4'e böldüğüm zaman 5 aralık geliyor. 5 aralık. E demek ki kısa kenarda da 5 aralık var. 5 aralık demek 6 ağaç demek. 6 çarpı 2'den 12 ağaç da kısa kenarlardan geliyor. İkisini topladığımız zaman 30 tane ağaç yapıyor. Ama köşelere de... 4 tane fazla koyduğumuz için bu 4'ü çıkarıyoruz. Toplamda 26 tane ağaç yapılıyor. Bu 26 şıklarda yok. O yüzden herhangi bir şıkkı 26 yapabiliriz. Mesela şunu 52 2 katı 26 yapıp B şıkkını işaretleyebiliriz. Ya da cevap ne diyorsa onu da 26 yapabilirsiniz arkadaşlar. 5 devam ediyorum. 5 diyor ki kenar uzunlukları 12 metre ve 21 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tahta en büyük alanla eşit karelere bölünürse en az kaç tane kare oluşur? E hemen 12 ile 21'i bak kenar uzunlukları bunları bölüyoruz. Yani bütünden parçaya gidiyoruz. EBOB buluyoruz. 12 ile 21'in EBOB'unu bulalım. 12 ile 21 aynı anda kaça bölünür? Mesela 3'e bölünürler. 3'e böldüm bu 7 kaldı. Bu da 3'e bölünce 4 kaldı. E 4 ile 7 aralarında asal demek ki EBOB kaçmış? 3. Bu bulduğumuz EBOB işte bu bahçeyi karelere böleceğiz ya bu bir karenin o küçük alan karelerden bir tanesinin bir kenarı. Dolayısıyla kaç kare olduğunu bulmak için ne yapıyorduk? Büyük alan bölü küçük alan. Büyük alan bizim dikdörtgenimizin alanı. Yani 12 çarpı 21 bölü küçük olan da bizim karemizin bir tanesinin alanı. Yani 3 çarpı 3. Bunu böldüm 4 geldi. Bunu böldüm 7 geldi. 7 kere 4'ten 28 gelir. Yani toplamda en az 28 tane kareye ihtiyaç duyarız arkadaşlar. Şimdi geldim 6'ya. Diyor ki 80 ve 92 litrelik iki farklı yağ hiç artmayacak ve birbirine de karışmayacak şekilde eşit hacimli şişelere tamamen doldurulmak şartıyla paylaştırılacakmış. Buna göre en az kaç şişe gereklidir diyor. Yine 80 ve 92'nin neyini bulacağız arkadaşlar? Şişeleri küçük şişelere ayırıyoruz. Yani bütünden parçaya gidiyoruz. EBOB bulacağız tabii ki. Peki bu ikisine aynı anda bölünen sayılara bakalım. 4'e bölsem ikisinde burada 20 kalır. 92'yi 4'e böldüğüm zaman 2'ye bölelim önce 46. Bir daha 2'ye bölelim 23. Artık 20 ile 23 aralarında asal kaldı. Demek ki EBOB'umuz kaçmış? 4'müş. E, o zaman e, bu 4 arkadaşlar bu 4 bir tane şişenin ağırlığı. Yani 4 litrelik şişelere bölecekmişiz bunları. Peki kaç tane şişe gereklidir? Bunu nasıl bulacağız? E, bunu şöyle bulacağız. 80'i 4'e böldüğüm zaman 80 bölü 4'ten ne yapar? 20 şişe. 92'yi 4'e böldüğüm zaman yani 92 litreyi 4 litreye böldüğüm zaman 23 şişe de buradan ikisini topladığımız zaman toplamda 43 tane şişe bizim işimizi görecektir. Şişeler 7 ile devam ediyorum. Boyutları 2, 5 ve 7 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalardan en küçük hacimli bir küp oluşturulmak isteniyor. En az kaç tuğla gerekir? Bak şimdi. Bu sefer küçük tuğlalardan ee, bir yani tuğla parçalarından bir bütüne gideceğiz. Parçadan bütüne. Yani bu sefer ne bulacağız? Ekok. 2, 5 ve 7. Arkadaşlar zaten 2, 5, 7 gördüğünüz gibi bakın hiç ortak çarpanları yok. İkili olarak da ortak çarpanları yok. Bunları direkt çarparsam bunlar 70'te birleşirler. Yani ekokumuz 70. Tamam mı? Demek ki bu 70 o oluşacak küp var ya büyük küp. Onun bir e, ayrıtının uzunluğu. O zaman kaç tane tuğla gerektiğini bulmak için büyük hacim. Yani 70 çarpı 70 çarpı 70. Bölü küçük hacim yapıyorum. Küçük hacim de bir tane tuğlanın hacmi. O da ayrıt uzunluklarının çarpımı. 2 çarpı 5 çarpı 7. Bu 7 ile 70 sadeleşti 10. 5 kere 2 10. Bu da bununla sadeleşti. Şöyle. Ee, ne olur? 70 çarpı 70. 70 çarpı 70 de 4900 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı olarak bulunacak. Tamam mı? E güzel bak bunu da hallettik. 8 ile devam ediyorum. Bir okuldaki 3 öğretmen 20, 30 ve 40 gün aralıklarla nöbet tutmaktadır. Buna göre bu 3 öğretmen birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar diyor. Ha, bakalım şimdi. Biri 20, biri 30, biri 40 gün aralıklarla nöbet tutuyor. Bunların ek okunu alırsak arkadaşlar 120. Yani hepsi beraber 120 günde bir nöbet tutuyorlar. Birlikte nöbet tuttuktan 120 gün sonra tekrardan birlikte nöbet tutacaklar. Yine aslında parçadan bütüne gitmeyle yani ekok bulmayla alakalı bir soruydu. 9 devam ediyorum. Bir hemşire 6 günde bir nöbet tutmaktadır. Buna göre ilk nöbetini çarşamba günü tutan hemşire 30. nöbetini hangi gün tutar? Şimdi 30. nöbetle 1. nöbet arasında toplamda 29 tane nöbet var. Tamam mı? 29 tane nöbet. Şimdi ilk nöbetini çarşamba tuttu. 30. nöbetini yani 29 nöbet ilerleyeceğiz. E, 6 günde bir nöbet tutuyorsa 29 tane nöbeti tutması için kaç gün geçmesi gerekiyor? 29 ile 6'yı çarpıyorum. 54, 12, 17, 174. Hemen 174'ü 7'ye bölüyorum. Çünkü bir hafta 7 gün. 17'de 7 2 kere var. 7 kere 2 14. 34'te 7 ee, 5 kere yok. 4 kere var. Buradan da 28 geldi. Kaç kaldı? 6. Demek ki 6 gün saymamız lazım. Hangi günün üstüne? Çarşamba gününün üstüne. Şimdi çarşamba gününün üstüne zaten 7 gün saysak yine çarşambaya gelir. Bir geriye gelelim 6 gün. O da salıya denk gelir. Cevabımız A şıkkı olacak. 9. sorumuzda. 10. soruyla devam ediyorum. Diyor ki Zeynep hemşire 2 günde bir, Gülse hemşire 5 günde bir nöbet tutmaktadır. Birlikte ilk nöbetlerini cuma günü tuttuklarına göre birlikte 14. nöbetlerini hangi gün tutarlar? Şimdi 14'ten 1 çıkarttığım zaman ilk nöbeti bu 14. nöbet bu ilk nöbet aradan 13 tane nöbet geçmesi gerekiyor. Peki Zeynep 2 günde Gülse de 5 günde bir tutuyorsa bu ikisi birlikte 10 günde bir nöbet tutarlar. E kaç nöbet geçmesi gerekiyor? 13. 13 çarpı 10'dan 130 gün geçmesi gerekiyor. Hemen bu 130'u 7'ye bölüyorum. Çünkü bir hafta 7 gün. 7'ye bölüyorum. 13'te 7 bir kere var. 1 kere 7, 7. Kalan buradan 6 geldi. 60. 60'ta 7, 8 kere var. 8 kere 7, 56. Kalan kaç geldi? 4. Demek ki üstüne 4 gün saymamız lazım. Hangi günün? Cuma gününün. İlk nöbeti çünkü beraber Cuma günü tutmuşlar. Cuma gününün üstüne 4 gün sayıyorum. Cumartesi, pazar, pazartesi. Bu sorunun cevabı da salı yani 5. 10. sorumuz. Geldim buraya. Melis düzenli olarak kullandığı cilt kremlerinden birini 2 günde bir diğerini de 5 günde bir cildine sürmektedir. Melis kremlerin ikisini birlikte ilk kez salı günü cildine sürdüğüne göre tekrar ikisini birlikte beraber yapalım bunu sen yap. 12. kez soruyor. İlk kezden 12'den ilki çıkarttım aradan 11 tane sürme geçmesi gerekiyor. 11 sürme. E, birini 2 günde bir, birini 5 günde birse ikisini birlikte 10 günde bir. 11 e, on ile 10'u çarparsam toplamda 110 gün geçmeli. Ve bir hafta 7 gün olduğu için bunu 7'ye bölmeliyim. 11'de 7 bir kere var. 1 kere 7, 7. Kalan 4. 40'da 7 5 kere var. 5 kere 7, 35. Kalan da buradan kaç geldi? 5 geldi. Kalanımız 5. Yani biz bu hangi gün? Salı gününün üstüne 5 gün eklemeliyiz. Şimdi e i̇ster şöyle yap. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Cevap Pazar yani A. Ya da Salı gününün üstüne 7 gün ekle tekrar Salı. 5 ya. 2 gün geri git. Salıdan 1 gün geri git. Pazartesi 1 gün daha geri git. Pazar. Yani ister ileri doğru git, ister geri doğru git. Fark etmez yine aynı sonucu bulacaksın. Cevabımız A çıkmış olacak. Geldim buraya. Bak. Böyle yana doğru olduğu zaman üsttekinin 5 katının EBO'bu. Böyle olduğu zaman bunun 7 katının, bunun 2 katının EKOK'u bulunuyor. Bak. Bu. Bu üste doğru olduğu zaman 3'ün 5 katı 15. 15 ile 9'un ebobunu bulacağız burada. 15 ile 9'u aynı anda bölen en büyük sayı 3'tür. O zaman birinin cevabı, birincinin cevabı 3. 1, 4 böyle alt al yan yana yani. O zaman bunun 7 katı 7. Diğerinin 2 katı 8. 7 ile 8'in ekoku. 7 ile 8 zaten aralarında asal. Aralarında asal sayıların ekokları çarpımları 7 kere 8'den oranın cevabı 56 geldi. Eksi 4 ile 3 bunun 4 kat, 5 katını alıyorum 20 bunu aynen bırakıyorum ve bunların ebobunu buluyorum arkadaşlar 20 ile 3 aralarında asal aralarında asal sayıların ebobu da kaçtır 1 o zaman buraya da 1 yazıyorum 56 3 daha 59 1 çıkarttım 58 güzide ilimiz Sivas'ımızın plako kodudur cevabımız C şıkkı olacak geldim 13'e şimdi aşağıda bir yayın evinin 4 ayda sattığı kitaplardan elde ettiği gelirler gösterilmektedir Kitapların satış fiyatları aynı olduğuna göre bu 4 ayda en az kaç kitap satılmıştır? Hmm. Aralık'ta bu kadar, Şubat'ta bu kadar, Mart'ta bu kadar, Nisan'da bu kadar. Ee, kitapların en az ne kadar satıldığını soruyor ve kitapların fiyatları aynı. Demek ki kitabın bir fiyatı bunu da tam bölecek, bunu da bölecek, bunu da bölecek, bunu da bölecek. Yani bunların hepsini bölecek yani bunların eboba olacak. En az kitap diyorsam kitabın fiyatını maksimum tutmam lazım. Kitabın fiyatını maksimum tutarsam e, satılan adet de minimuma düşer. E maksimum olması için de bunları aynı anda bilen en büyük sayı. Yani ebobu bulmam lazım. Peki bunların ebobunu nasıl buluruz? Bakalım şimdi. 456 biraz sağlanmış. Mecbur böyle böyle gideceğiz. 680, 720. Şimdi... Biraz büyük sayılar kullanalım. Mesela 4 ile bölünüyor, bölünüyor mu? 56 4 ile bölünür. 80 bölünür. 80 bölünür. 20 de bölünür. Hepsi 4'e bölünüyor. 720'yi 4'e böldüğüm zaman iki defa 2'ye bölüyorum ben. 360, 180. Güzel. 680'i 2'ye böldüm. 340. Bir daha 2'ye böldüm. 170. O da güzel. 580'i 2'ye böldüm. 260 yaptı. Ee, şey. 580'i 2'ye bölünce 290 yaptı. 290'ı bir daha 2'ye böldüğüm zaman... 145 yaptı. Burası da 145. O da güzel. Burayı 4'e bölüyorum. 456'yı şöyle kenarda böleyim. 4'e 1 kere 0. 5'te 1 kere var. 1 kere 16. 16, 4, 114. Burası da 114 geldi. Çok güzel. Şimdi 4 bizim için bir ortak bölenmiş. Şimdi 3'e bölünüyorlar mı? Artık 2'ye bölünmüyor. Bakın farkındaysanız 145 tek sayı çıktı. Peki 3'e bölünüyorlar mı? 9, 8, 3'e de bölünmüyor. 5'e bölünüyorlar mı? 5'e de bölünmüyorlar. 7'ye bölünüyorlar mı? Hayır mesela 170. de bölünmez. Ve o zaman arkadaşlar bunlar aralarında asal hale gelmiş oldu. Yani artık bunları aynı anda bölen bir sayı ben göremiyorum. Değil mi? Yok. Zaten şuna dikkat ederseniz 17 çarpı 5 çarpı 2. Bakın en sadesine bakalım. Bu sayılardan hiçbirisi 17'ye bölünmez. Aynı anda. Aynı anda 5'e de bölünmezler. Aynı anda 2'ye de bölünmezler. Demek ki EBOB 4 arkadaşlar. Yani bir kitabın fiyatı 4 TL'ymiş. O zaman e, birincisini 4'e böldüğüm zaman buradan 114 kitap. Buradan 145 kitap. Buradan 170 kitap. Buradan da 180 kitap satılmış. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında. Bunların toplanmasını istiyor. E, toplayalım. Son basamak 9. 4, 5, 12, 20... 1, 2, 3, 4, 609 kitap cevap değişik. Tamam. 13'ü de hallettim. Geldim 14'e. Bak güzel bir soru yine. Diyor ki yukarıdaki dikdört, dörtgen şeklindeki bahçenin çevresine köşeleri de dikilmek üzere eşit aralıklarla ağaçlar dikilecek. En az kaç tane ağaca ihtiyaç var? E şimdi eşit aralıklarla olduğuna göre 30'un, 32'nin, 12'nin ve 24'ün neyini bulacağız? EBOB'unu bunu bulacağız. Eşit aralıkları bulabilmek için. O eşit aralıklar ne acaba işte? Şimdi Bakalım. Aynı anda 4'e bölünüyorlar. 4'e böldüm 6. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 8. Aa bu 4'e bölünmüyormuş ya. Patladık. 2'ye bölünüyorlar o zaman. 2'ye böldüm 15. 2'ye böldüm 16. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 12. 2'ye bölünüyorlarmış. Buradan sonra 3'e bölünmezler. 16 3'e bölünmüyor. E 5'e bölünmezler. Başka bölen yok. EBOB 2'ymiş. Demek ki ağaçların aralıkları 2 2. 12'yi 2'ye bölersem burada 6 aralık, bir fazlası 7 ağaç. 30'u 2'ye bölersem 15 aralık bir fazlası 16 aç. 32'yi 2'ye bölersem 16 aralık bir fazlası 17 aç. 24'ü 2'ye bölersem 12 aralık bir fazlası 13 aç. Toplayalım 13, 7 daha 20, 16 daha 36, 46, 53. Normalde 53 ağaç ama köşelere diktiklerimi birer kez fazla saydığım için 4'ü çıkartıyorum. Toplamda 49 tane eşit aralıklı ağaç dikilebilir. Doğru cevabımız C şıkkı olarak bulunmuş olacak. 14. soruda ve 15. soruyla noktayı koyuyorum. Boyutları 2, 5 ve 8 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalarla küp yapılacak en az kaç tuğla gerekir? Önce bunların ekokunu bulalım. 2, 5 ve 8. 2'ye bölünce 1, 5, 4 geldi. 2'ye böldüm 5, 2. 2'ye böldüm 5, 1. 5'e böldüm 1. Bunları çarparsam 8 çarpı 5'ten kaç gelecek? 40. Yani bunların arkadaşlar ekoku 40. Dolayısıyla bu oluşan bu büyük kübün bir tane ayrıtının uzunluğu 40'mış. Demek ki kaç tuğla olduğunu bulmak için hacimlere böleceğiz. Büyük hacim 40 çarpı 40 çarpı 40. Küçük hacimde bir tane tuğlanın hacmi. O da nedir? 2 çarpı 5 çarpı 8. 2 çarpı 5 çarpı 8. 5 kere 8 zaten bu 40 gitti. Bu da bununla gitti. 20 yaptı. 20 ile 40'ı çarptığım zaman da 800 tane tuğla gerekir. Cevabımız D şıkkı olarak bulunmuş olacaktır. Evet. Evo bitirdik arkadaşlar. Zero test 3'ü de hallettik. Buradan sonra kampımız baya bir hızlanacak. Çünkü Denklem konusu, oran orantı konusu, üstü köklü bunlar takır takır ilerlerler. Burada böyle birazcık hani problem varilerde durup tökezlediğimiz için daha doğrusu durup böyle biraz beklediğimiz için ee, bu buraya kadarki kısmı böyle ağır aksak da olsa gidiyordu. Buradan sonra çok hızlı bir şekilde ilerleyecek kampımız tüm hızıyla devam edecek. 78. adımdayız. 78. adımdan sonra arkadaşlar 79. adım itibariyle artık neye başlayacağız? artık birinci dereceden denklemlere başlamış olacağız arkadaşlar. Birinci dereceden denklemlerin aslında bir kısmını biz konuştuk. Nerede konuştuk? Basit denklemlerde konuştuk. Basit denklemler aslında birinci dereceden denklemlerin biraz uygulamasıydı. Evet. Yani birinci dereceden denklemlerde de aslında benzer şeyleri konuşacağız ama birazcık daha ileri versiyonlarını konuşmuş olacağız arkadaşlar. İsterseniz gelin şöyle bir kamp programımıza da bakalım. Kaçıncı gündeyiz? Kaçıncı adımdayız? 78. adımdayız. Şöyle yakınlaşalım. EBOB, ECOG, Zero Test 3'ü de böylece halletmiş olduk. Gördüğünüz gibi iki video denklemler sürecek. Sonrasında 3 videoda denklemlerin zero testi sürecek ve denklemleri noktalamış olacağız. Baktığınız zaman da arkadaşlar denklemler zaten çok hızlı gidecek emin olun. Denklemler ünitesine geçiyoruz. Denklemlerden sonra zaten 1 oran orantı 1, 2, 3, 4, 5, 6 ünitemiz kalıyor. 6 ünite sonra da kampımızı noktalamış oluyoruz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Denklemlerde görüşmek üzere.